Türkiye'nin en güzel YouTube kanalının takipçileri, hepinize selamlıyorum. Kanalımıza lütfen abone olun ve bu videoyu beğenin. 69.800'de olduk. İşte bak, şu ayının Galatasaray'dan istediği rakam demiş. Şimdi Galatasaray'da geride kalan sezonda Icardi'yi sırasıyla 3 isim, Halil Umut Meyler, Arda Kardeşler, Bakambu Dervişoğlu, Carlos Vinicius yedekledi. Performansları şöyle böyle diye yazmış ve yedek forvet olarak Michy Batshuayi tek başına 24 gol 3 asistlik performans sergiledi diyor. Hani bu üçü toplam 8 gol atmış. Batshuayi ise 24 gol 3 asistlik katkı verdi. E tabi haliyle de sözleşmesi sona eren, serbest statüye giren 30 yaşındaki Belçikalı oyuncuyla anlaşmak istemiş. Icardi'nin 10 milyon euro kazandığını dikkate alan Batshuayi'nin temsilcileri Galatasaray'dan 5 milyon euro garanti ücret, ayrıca bonservis ödenmeyeceği için de imza parası talep etmişler. Bu rakamı duyan Galatasaraylılar "Oh my god, aman Allah'ım, nasıl para bunlar?" diyerek oturmamış. Okan Buruk da imza töreninde "Alakamız yok" demişti. Demek ki alakamız yok değil de paramız yok demek istemiştir. Ha şunu söyleyeceğim, 10 milyon eurodan bahsediyorlar ama 10 milyon euro veremez Galatasaray, o kadar zengin bir kulüp değil diye biliyorum. Gizli sponsoru da kalmadı Erden Timur çekilince. Yani kimse yanaşmaz diye düşünüyorum. Neyse bakalım. Al-Faifa Rade Kurniç'e talip oldu. Suudi Arabistan'ın en büyük kulübü, hatta dünyanın en büyük kulübü Al-Faiha. Biliyorsunuz Al-Faiha'yı bilmeyen arkadaşlar, yani şöyle söyleyeyim, küçükken mesela çocuklar ağladığı zaman anne anne diye ağlıyorlar ya, Arabistan'da Al-Faiha diye ağlıyorlar. O kadar büyük bir kulüp. Ve Fenerbahçe'mizin boşnak orta saha oyuncusu, dünyanın en iyi orta sahalarından biri olan Rade Kurniç'e talip olmuş. Susundan çaktırmayın. Yani Rade Kurniç'i benim burada anlatmaya cümlelerim yetmez. Sessiz olun lan. Tamam, he deyin. Bak. Mesela Ronaldo prime dönemindeyken diyormuş ki sevdiklerine, "Ben gideceğim ama" diyormuş, "Rade Kurniç diye bir adam gelecek. Ortalığın" diyormuş, "mahvedecek. O kadar büyük futbolcu" diyormuş. Yani Kurniç o kadar büyük bir futbolcu. Şimdi de aslında mesela Real Madrid, işte Manchester City falan yarışa girecekler ama kaybederiz korkusuyla girmiyorlar. Bak, asla ve asla Kurniç'e Real Madrid resmi teklif yapmadı. Yapmaz. Kaybederim korkusu. Yani dünyanın en büyük kulübüyüm falan diyorlar. Şampiyonlar Ligi'ni aldılar, La Liga'yı aldılar. Ama yapamazlar. Korkarlar. Çünkü Kurniç bu kadar büyük futbolcu. Şimdi Fenerbahçe'de zorunlu olarak bonservisini aldı. Kurniç'i göndermek istemiyor ama hani giderse de hayallerinin peşinden gider. Müslüman olur da ahiretini kurtarır umuduyla Fenerbahçe'miz Suudi Arabistan'a gidişine izin verebilir. Ve boşnak yıldızı Al-Faiha talip olmuş. Teknik direktör Vuk Rasovic'in listesinde üst sıralarda yer alıyormuş. 12 Süper Lig maçında bir asisti var diye biliyorum ama yani 6,5 milyon euro verirseniz Al-Faiha, Kurniç'i size içimiz acıya acıya verebiliriz. Yokluğuna alışmak zor ama yani varlığına alışmak daha da zor. Allah hayırlısını versin. Luan Perez'e Brezilya'dan talip. Ben ne dedim size? Ne dedim? Brezilya ekibi Palmeiras Luan Perez'i kadrosuna katmak istiyormuş. Ben size ne dedim abi? Bir sadece Palmeiras değil bu arada, Santos da var da Santos'u eklememişler habere. Şimdi Jesus döneminde 5.2 milyon euroya transfer edildi. Yakalandığı sakatlık bir türlü yakasını bırakmadı ve sadece 23 kez Fenerbahçe forması giyebiliyor. Sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmadı ve devam edilmeyecek. Brezilya basından UOL Sport'te Luan Perez'i Palmeiras'ın transfer etmek istediğini duyurmuş ve Fenerbahçe bu ayrılığa onay verirse Brezilyalı stoper kariyerini ülkesinde sürdürmesi bekleniyor demiş. Hayırlısı. Yani Luan Perez şanssız bir adam ya. Hakikaten çok şanssız bir adam ya. Fenerbahçe Florya'dan genç yıldızı alıyor. Yani Fenerbahçe Florya'nın kalbinden bir transfer yapıyor.
Gelecek sezon için yıldız futbolcuların yanı sıra genç oyuncuları da kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gözünü Galatasaray'ın genç yıldızına dikti. Daha doğrusu yıldızlarına dikti. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe yaz transfer sezonu için son sürat çalışmalarını sürdürüyor ve yıldız futbolcuların yanı sıra geleceğe yönelik genç oyuncuları da takibe alıyor. Galatasaray Futbol Akademisi'ne Fenerbahçe Kancay'ı attı. İlk olarak 15 yaşındaki Efe. Gelecek vadeden 15 yaşındaki 10 numara pozisyonda oynayan Efe Fettahoğlu, sarı kırmızılı yönet kulüpten ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer oldu. Yani transfer tamamlandı. Bakın Efe Fettahoğlu. Bu kez Berat Luş. Luş. Şimdi 2009 doğumlu 10 numara ve Fenerbahçe'nin futbolcusu. Doğru. Ne zaman gelmiş acaba? Yani Transfermarkt'ta çok bir verisi yazmıyor. Önceki kulübü şu bu diye. Neyse biz bu arada Türkiye U15'in 3 kez formasını giymiş Adnan Efe Fettahoğlu. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunu söyledik. Şimdi bu kez Berat Luş. Yıllardır Galatasaray altyapısına forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu. Aynı zamanda Galatasaray'ın eski oyuncularından Süleyman Luş'u olan Berat Luş da yol ayrımına gelmiş. Fenerbahçe yolu gözüktü diyor ve Fenerbahçe'nin görüştüğü transferine yapabileceği iddia ediliyor demiş. Yani çok bir şey diyemem. Hayırlısı olsun ne diyeyim arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Ama mesela Bartu Elmas ismi Galatasaray altyapısından Fenerbahçe'ye bir şekilde gelmiş bir isim. Umarım tutar. Tutarsa hani Fenerbahçe'nin de transferde eli rahatlar, kolu rahatlar. Hakkımızda hayırlısı olsun. Fenerbahçe'den Çağlar hamlesi. Yeni sezon öncesi stopere bir yerli takviyesi yapmak istiyor ve ilk hedef geçen sezon Atletico'dan kiralanan Çağlar Söyüncü. Arkadaşlar herkese günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ben size bunları söylemiştim ve söylediğim şeylerin bir gün sonra, iki gün sonra, ne bileyim üç gün sonra, dört gün sonra basına düşmesi, medyaya düşmesi beni son derece sevindiriyor, sevindirik ediyor, mutluluk ediyor, süper ediyor. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Yürüdüm, çıktım. Diyor ya, işte anlatmaya hakikaten gerek yok diye düşünüyorum. Atletico ile temas, bu kez bonservisiyle transfer etmek için Atletico Madrid'e temaslara başladı. 28 yaşındaki futbolcu için 10-12 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Bak Mustafa Hoca'dan çaldık demiyorlar. Ben ne diyorum, 12 milyon euro talep ediyorlar arkadaşlar. Fenerbahçe bu rakamları aşağı çekmek için İspanyol ekibiyle pazarlıklara devam ediyor. Hocam iyi de o zaman niye 10-12 yazdı? 2 milyona kiralandı ya Çağlar. İkisini de oradan düşeriz diye şey yapıyorlar. Şimdi Fenerbahçe'de ligin ikinci yarısında kiralık olarak forma giydi. 16 maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağladı. Galatasaray'a gol atıp gerçek Fenerbahçeli oldu. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki yani bu nasıl olacak diye. Bir de şunu da belirteyim, ısrarla belirteyim arkadaşlar. Wilfried Ndidi ismini de mutlaka bir tarafa not edin. Hani ve Rafa Silva ismini de not edin. Şimdi Ndidi ve Rafa Silva ikisi de Galatasaray'ın istediği, transfer etmek istediği futbolcular. Ancak her iki futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var. Şimdi Fenerbahçe almak istemiyor açıkçası oyuncuyu. Ama fakat lakin oyuncuyu almak istemiyor. Oyuncuyu almak istemiyor demeyeyim de bu iki oyuncuyu. Bu iki oyuncu da çok uzatmak istemiyor açıkçası. Fakat arkadaşlar Galatasaray öyle bir hale getirdi ki artık Fenerbahçe parayı basıp almayı tercih eden konumda. Yani bildiğiniz Fenerbahçe'yi yani ne diyeyim, hani Fenerbahçe niyeti bozdu diyeyim arkadaşlar. İki futbolcu da normalde Rafa Silva Arabistan'a gidecek. Anlaşması her şeyi hemen hemen tamam. Ndidi İngiltere dışına çıkmak istemiyor. Ama Fenerbahçe'yi o kadar tahrik etti ki Galatasaray.
Fenerbahçe bu iki futbolcuyu da alma niyetine sahip arkadaşlar. Bu iki futbolcuyu unutmayın. Genç arkadaşlara dair şunu söyleyeyim. Yani genç futbolcular Fenerbahçe'ye gelirse canlanır, hayat bulur. Yani kendileri bilir arkadaşlar. Ben ona bir şey diyemem. Ama bu Luş arkadaşının da Fenerbahçe'ye gelmeye çok 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 aşırı yakın olduğunu da belirteyim. Hakkımızda hayırlısı olsun. Hocam boş ver Luş'u muşu. Endidi'ye yüzde kaç verirsin? Silva'ya kaç verirsin? Aslında Endidi'yi biz istedik. Gel dedik Wilfred Endidi. Sana para verelim. Gel. Ben de İngiltere'nin dışına çıkmak istemiyorum dedi. Ancak aynı Wilfred Endidi Mourinho transferinden sonra gelebilirim mesajı yolladı. Yıllık ücret isteği yüksek ama bakalım ikna edebilecek miyiz? Bir şey diyemem. Yani olacağını sanmıyorum ya açıkçası. Endidi yerine Højbjerg olabilir ama Endidi'nin sözleşmesi bittiği için bonservissiz gelme ihtimali tabii ki var. Rafa Silva'nın da bonservisi bittiği için gelme ihtimali tabii ki var. Ama bakalım Fenerbahçe bu işi yapabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir beğeni çok görmeseniz de sevinirim. Görüşmek üzere.